Ya nerede kaldı bu Tuncer? Abi geliyorum dedi. E hadi. Baho, ne yapıp edin? Kadının özel hayatıyla ilgili soruları yapıştırın abi. Ha, kadın geliyor abi işte. Arkadaşlar, karı da şekil şemal 10 numara. Tam bir tipitoş. Var ya, gözlerde cin gibi bakıyor. Ben çok korkarım ha böyle karılardan. Ceyhun arıyor. Efendim? Derya, ne haber? İyi Ceyhun, çalışıyoruz. Bugün yarın bir konuşalım mı? Benim içim hiç rahat değil. Tamam tamam, olur. Yalnız şimdi kapatmam lazım. Tamam, hoşça kal. Ne diyor? Görüşelim diyor. Abi bak, bu yine... Oo, hadi abi, Tuncer geliyor. Hadi. Yoksulluk, aile parçalanmaları, boşanma, depresyon, intihar gibi sorunların en büyük nedenlerinden biridir. Birleşmiş Milletler'in geçen aylarda yaptığı bir araştırmaya göre dünyada tam 2 milyar insan ne yazık ki günde 1.25 Amerikan dolarıyla yaşamaya çalışmakta. Yani günümüzde yoksulluk günden güne azalmış gibi görünse de insanların hayatlarında herhangi bir zorluk, bir aksilik olma halinde 800 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyor arkadaşlar. İşte tam da bu noktada ülkemizde bizim derneğimiz, yani Yoksulluğa El At Derneği, yoksulların her zaman yanında olmak ve bu konularla ilgili araştırmalar yapmak için çabalayıp duruyor. Ben Sevilay Karam olarak sizlere söz veriyorum. Yoksulluk artık ülkemizde bir kader olmayacak. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Pardon efendim. Buyurun. Geçen günlerde şirketinize bir baskın yapıldı. Ve bu baskın sonucunda şirket çaycınızın insanları dolandıran anlaşmalara imza attığı ortaya çıktı. Çaycınıza bu yetkileri yoksullukla mücadele etmesi için mi devrettiniz? Bir dakika lütfen. Bir kere her şeyden evvel sen çok terbiyesiz bir insansın. Bu kadar cüretkar olduğun için de bravo diyorum sana. Lütfen bu tip provokasyonlara kulak asmayın. Teşekkür ederim. Bu konuya avukatların belgeleriyle cevap verecekler. Soru filan almıyorum arkadaşlar, evet, tamam. Birkaç sorunuz var. Sevilay Hanım. Olmaz böyle bir şey. Lütfen ya. Sevilay Hanım. Merhaba. Yabancı basın. Sevilay Hanım'la röportaj yapmak istiyoruz da. Mümkün değil çünkü kendisi konuşmama kararı aldı. Ama biz skandalla hiç ilgilenmiyoruz. Biz lifestyle bir röportaj yapalım. Ya olur yani, böyle boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Efendime söyleyeyim, yeni albüm mesela ne zaman geliyor? Aşk size neler yaptırır? Merkür'ün ne kadar etkisindesiniz? İşte mesela zenginler niye golf oynar? Öyle basit sorular soruyorsunuz. Tuncay aslında kameraman muhabir olmak istiyor. O yüzden böyle saçma sapan sorular soruyor. Şimdi siz bize güvenebilirsiniz. Biz yani yabancının en iyi kanallarına bunu servis geçeceğiz, bu röportajı. Zaten Sevilay Hanım gibi bir değerinde özel hayatını herkes çok merak ediyor tabii ki. O zaman siz bir dakika bekleyin. Ben kendisine sorup geliyorum. Ne kadar saçma sapan sorular. İkna ediyorum ben. Destekliyorum. Komik ne ya? Abi, röportajı yaptık. Elimizde kilit bilgiler var. Sevilay'ın en büyük tutkusu keman dinletileri abi. Her hafta aynı mekanda 5 çayına gidiyor özel dinletiler için. Kadın nelerden hoşlanıyor başka? İyi bir patiseri gurmesiyim dedi. Aşağılık falan ama bayağı zevk sahibi bir kadın abi. Karizma yerinde, hep aynı parfümü kullanıyor bir de. Hem markasını not aldım. Peki en sevdiği şeyleri sordun mu, böyle şarkıdır, filmdir falan? En sevdiği film Kadın Kokusu. Mandalina, bergamot, biraz inci çiçeği ve sümbül teber. Tatlı aroması da karamel. Bravo. Şöyle yakın temas güzel bir şey çalar mısın? Gerçekten bravo. Benimle dans eder misin?
Çok isterim ama ben hata yapmaktan korkarım. Denemeye ne dersiniz? Peki. Çevirdi bak ay. Aa, bir şey söyleyeceğim ya. Onlar orada goy goy yapacak. Bizim minibüsün içinde mi oturacağız? Sahnede bir dans varsa edilir. Gel kız. Çay ikramımı kabul eder misiniz? Memnuniyetle. Gelin böyle. Çok garip biliyor musunuz? Kadın kokusu benim en sevdiğim filmdir. Ve bu sahne de en çok etkilendiğim sahne. Bana bu anı yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Demirkan Asmalı. Ben de Sevilay Karam. Çok memnun oldum. Gözlerim görmese bile muhteşem bir kadınla tanıştığımı hissedebiliyorum. Çok zarifsiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Yazarım. Ama görünmez yazar. Kendimi göremediğim gibi başkaları da beni göremiyor. Ghostwriter yani ha? Arkadaşlar Kandemir abi cazibesiyle kadını oltaya getirdi. Vay be, resmen helal olsun ha Kando abime. Ya vallahi adam bak Sevil'e görmeden yürüyor ya. Ama işte tecrübe hep yani. Kandemir abi bakmayın eski yürüyücülerdendir böyle. İstanbul'un yedi tepesinde de böyle yürümüşlüğü vardır adamın yani. Abi evet de artık kadından avukat öğrenmesi lazım ya. Peki neler yazdınız şimdiye kadar? Birçok film, dizi, oyun. Ama kendi adımı kullanmadığım için hep başkaları tarafından yazılmış olarak görüldü. Vay be. Ama şimdi çok merak ettim neler yazdığınızı. Birkaç örnek veremez misiniz? Eşkıya'yı ben yazdım. Babam ve oğlum da benim çağına küçük bir hediye. Ay inanmıyorum. Yok canım şaka yapıyorsunuz. Şaka yapıyorum.
Yazdığım senaryoları şimdiye kadar kimseyle paylaşmadım. Bu çok garip biliyor musunuz? Yani ben de hayat hikayemi yazdıracak bir yazar arıyordum. Yıldızlar bugün benim için çalışıyorlar herhalde. Hayatımı yazsam roman olur klişesi sizde de mi var? Yok canım öyle değil. Ama gerçekten benim hayatımı yazsanız roman olur. Bu aralar hayatım üzerine inanılmaz komplolar düzenliyorlar. Yazar mısınız? Yazıyorum zaten, farkında değil misiniz? Hayatınızı da aradan çıkarırız. Sevgili Hanım, bir mesajınız var ama. Demirkan Bey, sizinle tanıştığıma gerçekten çok mutlu oldum. Bana harika bir an yaşattınız. Ama şimdi çok önemli bir işim var, gitmem gerek, tamam mı? Çok memnun oldum Sevil Hanım. Size bir kartımı vereyim. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Tabii, tabii. Çok memnun oldum. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?